Değerli dostlar, biliyorsunuz en azından 40-50 sene öncesi babaannelerimizin sabahleyin erkenden kalkıp ineği sağıp veya koyunu sağıp ondan sonra getirip sütü bir tarafa, kaymağını bir tarafa ayırmış olduğu makine işte bu. Üstelik bir de makinenin markası Zenit. Hacem mi? Sen bu makineyi iyi tanırsın. Senin zamanında annelerimizin, ebelerimizin sabahleyin ineğe, davarı, koyunu, kuzuyu neyse artık sağıp helkelerle sütü getirip bunda ne yapıyorlardı hacı amca? Ama o yağ nerede kullanıyordunuz? O yağ nerelerde kullanılıyordu amca? Her yerde yemekte kullanıyordu. O zamanın, şimdi biz tereyağı diyoruz da kibarca, ama o zaman sedeyağıydı değil mi? Bundan çıkan süt, peynir oluyor muydu? Oluyor efendim. Ama yenmiyordu. Yenmiyordu. Şimdi yağ, kaymak diye bir şey kalmıyordu. Yağsız oluyor. Yağsız. Teveşir gibi at çöpe. Şimdi, doğru mu? Doğru. Mahallede bazı arkadaşlarımız, mesela bu karşıdaki oturan arkadaşımız hırdavat işleriyle uğraşıyor. Ha böyle güzel eski makineleri bulup getiriyor. Ha bu gördüğümüz kahveci arkadaşımız da bu tür şeylere hevesli olduğu için bu makineyi aldı. Makine gerçekten çalışıyor. Gerçi süt yok içinde şu an. Su koysak belki arıtma da yapabilir de. İnekleri sağırsam sütü koyacağım. Heh. Bunu köyüne götürecek arkadaş. Kabul etmem bir gün eksik olursa benden bu ömrümü çalanı getir lele gitara bu getir saçlarını yol getir. Değerli dostlar, bu arkadaş kahveci. Evet. Sabahın 5'inde gelmiş buraya, çayı demlemiş. Ondan sonra bu arkadaşın sabit bir yeri var. Bak orada da bir minderi var. Oraya da kafayı koymuş. Uyumuş. Tekrar geri kalktığında ses o kadar düzel çıkıyor ki. Daha neler söylüyor neler. Biz bu kadarına şahit olduk. İstersen biraz daha devam et bir hanımefendi. Of. Bizim ülkemizin güzellikleri işte bak. Saat 6 demeden arkadaş kalktı, çayı demledi. Şimdi simit de gelir. Atmışlar, 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık, ayrılık, ayrılık. Ya Behan kardeş. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık, ayrılık, ayrılık. Bir şartlama, şartlama. Ortada yazacak, şartlama. Aleykümselam. Cebinden çıkar şimdi ne çıkartacaksın abi? Allah'ın aşkına çıkart ya, Allah oğlum, Allah. Beni de çekecek ya. Buyurun arkadaşlar, bir adet salatalık. O ne ya? Bir adet salatalık. Bir dakika arkadaşlar, adam yürüyen manav gibi teste çıkıyor değil mi? Bir adet domates. Allah. Ulan amelili. Hadi devam et abi sen, bunu ben sormayayım. Var mı öbür cepte bir şey? Öbür cepte biber yok mu arkadaşım? Yok be ya. Valla arkadaşlar, burası bizim sabahleyin saat 6:30 dedi mi Yıldız taksi durağının şoförlerinin gelip konakladığı yer. Bak gördünüz işte, arkadaş cebinden salatalık, domates, yumurta, peynir, zeytin, bunlar hep bir cepten çıktı. Bak ekmek dahi. Çay sadece Beyhan'ın oradan abi, geliyor. O şey yok mu? Onun haricinde. Cem Yılmaz'ın bir filmi var.
Ya şibatı derim ne varsa arkadan çıkartıyor ya. 3 gündür dilim şişti. Bak konuşmuyorum. En sonunda tuzla biber de çıktı inanın cepten. Ya arkadaş bu adam herhalde seyyar bakkal ya. Tıklanma rekorları kırar mı bak. Ama şey arkadaş her şey ne güzel. Tane tane. Ve en sonunda da yemeye başladı. Biraz arkadaşımız utangaçtır kameraya karşı. Yüzünü göstermediğimiz için hepinizden özür dileriz. Aslında Eskişehir'in en yakışıklı şoförlerinden biridir. Öyle mi lan? Az kullanılmış bir bayan arkadaş da aranıyor diye. Ulan Erhan var ya. Kendisi bekardır, çok güzel yemek yapar. Bak abi salatayı, salatalığı ne güzel ince ince doğradı ya. Bayana falan ihtiyacı da yok bu arkadaş. O yüzden 35 senedir bekar mı abi? Kapanıyorum. Ekten yürken gösterme. Kocaman bir zaman. Dişini abi arkadaşın yediği, arkadaşın yediği bu şekil hepimizin arzu ettiği. Bir kahvaltı çekti. Evet. Aynen öyle. E sen şey ne yapacaksın de? İki yap. Arkadaşlar da yanında yancı kalırsa yiyecek de onu bekliyorlar. Bir şey yapıyor, içerik koymaya uğraşıyor. Ya Erhan sende var ya. Torbaya gidecektik bilemedik. Hiçbir özelliği yok yani. Bu hordacı arkadaşımız böyle işte mahallede gezerken bu tür antik şeyleri buluyor. Buraya da geldiği zaman bazı arkadaşlar, antik sever arkadaşlar da geliyor. Bu tür şeyleri alıp gidiyorlar. Bak burada gördüğümüz eski demir döküm soba değil mi? Evet. Bunu bir kere yaktığın zaman en azından birkaç tane odayı çok rahat ısıtıyor. Hele bir de üstüne böyle kestane. Tabii. Allah pelit. Kestane üstüne koy da resmi çek. Ha böyle dolmuşçu arkadaşlar da işte geliyorlar bak burası dolmuş durağı mahallemizin. En azından burada bazen oluyor 10-15 tane araba birden. Ha geliyorlar işte burada bakıyorlar. Sobaya mı? İşlerine yarayanı alıp gidiyorlar.